Sol tarafımda E5 hemen, sağ tarafımda da yan yol var. Daha sağ tarafında da petrole giriş için araçlar bu noktadan gelirken karşıdan gelen araçlar burada kafa kafaya geliyor. İşte bu tam bu noktada kazalar kaçınılmaz oluyor. Bu kazalar her gün oluyor. Bu kazalar nedeniyle de büyük maddi hasarlar meydana geliyor. İşte arkamda gördüğünüz markete de en son bir araç girdi. Büyük maddi hasara neden oldu. Buradaki çalışanlar ve buranın sahipleri de yetkililere seslenerek kimsenin burnu kanamadan burada tedbir alınsın istediler. Abi dükkandaydık biz. Toptancı geldi. Sipariş yazıyorduk. Ondan sonra gürültü patırtı oldu. İçeriden de iyi bir darbe hissettik. Onun için ne oldu diye bakmaya çıktık. Arabanın dükkana girmiş olduğunu gördük. Kasayı açtık, yani kapıyı açtık. Çıktığımızda arabayla karşı karşıyaydık zaten. Ön kapımız tamamen kilitlenmişti. Arkada kapımız var, oradan çıktık. Yani çıktığımızda işte her şey yerle birdi. Korktun mu bir anda, panik? Yani abi hani biz şimdi bu yolda çok kaza oluyor. Alışığız. Ben daha çok alışayım daha doğrusu. Ama böylesine de ilk kez denk geldik. Yani sürat var, hız var. Ondan kaynaklı tüpleri, işte dondurma dolaplarının altına alarak dükkanın iç tarafına kadar girdi. Yani onlar olmasaydı belki de dükkanın içine kadar girebilirdi. Ne kadar zarar var? Yani abi şimdi tahmini doğru bir şey söylemek net olmaz. Yani bir eksper gelecek işte, raporlar çıkacak. Ona göre bakacağız. Ama dolaplarımızda hasar var. Onlarca otobakım ürünlerimiz vardı. Onlarda hasar var. Tüplerimiz değişti tamamen. Tüplerimizde hasar var. Onlarca işte toparlamamız, etmemiz yani akşamı buldu. Abi her hafta burada olur. Cumartesi, pazar. Sık sık. Yani dükkana daha önce hiç girmedi. Bir kere yandan bir darbe aldık. O kadar. Onun harici dükkanla ilgili bir sıkıntımız olmamıştı ama ya bekliyorduk. Yalan yok yani. Çünkü buraya kasis yapmışlardı. Kasisler kar kürerken koptu gittiler, plastik kasisi zaten. Ondan sonra bu yolda devamlı olan her hafta cumartesi pazar genelde özellikle olan şeyler yani biz alışıktık zaten. Ama dükkana daha önce hiç dediğim gibi giriş olmamıştı. Ne sandın o anda sen? Böyle büyük bir şey olunca. Yani ben tüpler patladı sandım. Büyük bir sıkıntı var sandım. Arkamı döndüm. Kameraya baktığımda arabanın dükkanın içinde olduğunu gördüm. Zaten dükkanın içinde olduğunu görünce başımı ellerimin arasına aldım, bekledim. Yapacak başka bir şeyimiz yoktu çünkü. Evet, sık sık kazalar oluyor. Yani 3 haftada bir genellikle veya bir ayda bir 2 tane falan oluyor. Bu karayollarının da kaç kere uyardığımıza rağmen karayolları belediyeye, belediye karayollarına hiç kimse sahip çıkmıyor burayı. Petrolün girişi gördüğünüz gibi yan yolda
hiçbir kasis veya engel olacak, hıza engel olacak hiçbir şey yok. Çok sıkıntı oluyor. Yani daha dün de oldu. Allah korusun, Allah'tan kimseye hiçbir şey olmadı. Hani bir cana da mal olabilirdi burada. Hani çoluk çocuk var, insanlar var. Market sonuçta. Ama çok şükür kimseye bir şey olmadı. Burada çok kazalar oluyor. Yetkililerden tek istediğimiz buraya bir kasis. Bu kasiste çoğu kazaları önleneceğini düşünüyorum. O yüzden tek çare kasis.